Merhaba değerli arkadaşım ben İmete Hoca. Hız yayınları 8. sınıf matematik soru bankasından test 102'yi birlikte çözüyoruz. X büyüktür 3 eşitsizliğini sağlayan sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada bir eşitlik durumu yani bir çizgi daha olmadığında biz içini dolduramıyoruz. Yani burada 3 dahil değil. X 3'ten büyük olacak. Büyük olacaksa da 3'ün sağ tarafına gitmemiz lazım. Bakın bu da nerede var? Bursa'da var. Bakın 3'ün içi boş sağ tarafa gidilmiş. O zaman doğru cevap Bursa olmalı. X küçük veya eşit eksi 2 eşitsizliğini sağlayan sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi eksi 2 dahil. Yani eksi 2 olabiliyor ama eksi 2'den küçük de olabiliyor. O zaman eksi 2 olabilir. Eksi 2'den küçük de olabilir. Nerede var bakın? Denizli'de var. Eksi 2'den küçük sol taraf. Eksi 2 dahil içi doldurulmuş. Doğru cevap Denizli olmalı. Eksi 2 küçük x küçük veya eşit 3 eşitsizliğini sağlayan sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Eksi 2 dahil değil. Eksi 2'nin içi boş olacak. 3 dahil bakın 3 olabiliyor. Eksi 2 ile 3 üç aralığı 3'ün dahil olduğu eksi 2'nin dahil olmadığı nerede var? Ceyhan'da var. Doğru cevap Ceyhan olmalı. Aşağıda eşkenar üçgen biçimindeki dikkat burası eşkenar üçgen. Tamam bir bahçenin bir kenar uzunluğu verilmiştir. Bu bahçenin çevre uzunluğu 6 metreden kısa olduğuna göre bir kenar uzunluğunun metre cinsinden alabileceği tüm değerleri gösteren sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle çevre uzunluğu 6 metreden kısaysa burası x ise burası da x'tir. Eşkenar üçgen olduğu için burası da x'tir. O zaman 3x küçüktür 6 dememiz gerekiyor. Şimdi 3 tane x 6'dan küçükse bir tane x ne olması gerekir? 2'den küçük olması gerekir. x 2'den küçük olacak bakın 2 olamaz. E sıfırdan da küçük olamaz ya da sıfır olamaz. Yani bu bir uzunluk olduğu için sıfırdan da büyük olması gerekir. O zaman sıfırla 2 aralığındadır. Doğru cevap A seçeneği olmalıdır. Eksi 3x artı 6 küçük veya eşittir. Eksi x eksi 4 eşitsizliğinin çözümüne ait sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Burada şunu yapabiliriz. Eksi 3x'i sağ tarafa gönderip eksi 4'ü sol tarafa gönderebiliriz. Yapalım onu. 6 artı 4 küçük veya eşittir eksi x artı 3x. 10 küçük veya eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böl. 5 küçük veya eşittir x. Bu şu anlama gelmektedir. 5 x'ten küçük veya e, eşitse o zaman x de 5'ten büyük veya eşittir diyebiliriz. Peki x'in 5'e eşit veya büyük olduğu yer neresi? Ceyhan. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Bakın bunu böyle yazabildiğimiz gibi böyle de yazabiliyoruz. Yani 5 x'ten küçük veya eşitse evet 5 bakın e, x'ten küçük veya eşit 5 olabiliyor. X de o zaman 5'ten büyük olabiliyor. Doğru cevap bu yüzden Ceyhan oldu. Eksi 4 küçük veya eşittir. Eksi 3x eksi 1 küçük veya eşittir. 5 eşitsizliğinin çözümüne ait sayı doğrusu aşağıdakilerden hangisidir? Her tarafa 1 ekleyebiliriz. Yani Eksi 4 artı 1 küçük veya eşittir. Eksi 3x eksi 1 artı 1 küçük veya eşittir. 5 artı 1. Ne oldu? Eksi 3 küçük veya eşittir. Eksi 3x küçük veya eşittir. 6. Şimdi her tarafı eksi 3'e bölersem yalnız eksi, e, eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 3'e böldüğümde. Eksi 3'e eksi 3'e böldüm. 1 büyük veya eşittir. x büyük veya eşittir. Eksi 2 eşitsizliğimi böyle buldum. Bak eşitsizlik yön değiştirir. Eksi 1 sayıyla çarpar ya da bölerseniz eşitsizlik yön değiştirir. Peki bunu şöyle de yazabiliriz. Küçükten büyüğü olacak şekilde. Eksi 2 küçük veya eşittir x küçük veya eşittir 1. Yani eksi 2 ile 1 aralığında olması gerekiyor ve eksi 2 ile 1 dahil burada. Bu da nerede var? A seçeneğinde var doğru cevap Adana'dır. Eşitsizliğini sağlayan en büyük tam sayı değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada her iki tarafı bir kere 3 ile çarparsam o zaman ne olur? x eksi 2 küçük veya eşittir eksi 9 olur. Yani burayı da 3 ile çarptım burayı da 3 ile çarptım. Şu 3'ler gitti e, x eksi 2 küçük veya eşittir eksi 9 oldu. Eksi 2'yi de diğer tarafa gönderirsem x küçük veya eşittir. Eksi 9 artı 2 oldu. Buradan da x küçük veya eşittir. Ne oldu? Eksi 7 oldu. Şimdi x eksi 7'den küçük olabiliyor. Eksi 7 de olabiliyor. O zaman en büyük tam sayı değeri eksi 7'dir diyebiliriz. Doğru cevap Bursa'dır. Aşağıda kare biçiminde iki kartonun birer kenar uzunlukları verilmiştir. Bu kartonlardan birinin kenarıyla diğerinin kenarının bir kısmı şekilde gibi çakışmaktadır. Buna göre santimetre cinsinden x'in alabileceği doğal sayı değerleri Aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi burada 2x artı 9 olan kenar daha büyük. Nereden? 3x artı 5'ten. Ve ben burada 5'i sol tarafa, 2x'i sağ tarafa geçirirsem, ne olur? 9 eksi 5 büyüktür. 3x eksi 2x olur. E 9'dan 5 çıktı 4. 4 büyüktür x olur. 4x'ten büyükse x 4'ten küçüktür. X dörtten küçüktür, ancak burada x'in değeriyle alakalı olarak santimetre cinsinden sıfır e, verilebilir. Nasıl sıfır verilebilir? Doğal sayı değeri olarak. Çünkü siz sıfır verdiğinizde e, burada 9 burada da beş olduğu için dokuz beşten büyüktür sağlar. Yani sıfır verebilirsiniz doğal sayı olarak, biri verebilirsiniz, ikiyi verebilirsiniz, 3'ü verebilirsiniz. O zaman burada doğru cevap A seçeneği olmalıdır eşitsizliğini sağlayan kaç tane pozitif x tam sayısı vardır? Şimdi pozitif x tam sayılarını bulacağız burada. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. Neden hocam 2 ile çarpıyorsunuz? Çünkü şu paydadaki 2'den kurtulacağım. O zaman ne oluyor? 3x eksi 3. Şu 3'ü dağıttım. Küçüktür. Şu 2'yi dağıttığımda da 4 artı 2x. Bu 2x'i sol tarafa çekeceğim. Eksi 3'ü sağ tarafa çekeceğim. 3x eksi 2x küçüktür 4 artı 3. x küçüktür 7. x 7'den küçükse pozitif olarak ne alabilir? 1 alabilir, 2 alabilir, 3, 4, 5, 6 alabilir. Yani 6 tane değer vardır. Doğru cevap Bursa'dır. AB birer tam sayı olduğuna göre 2B eksi 3A ifadesinin en büyük değeri kaçtır? En büyük olabilmesi için B'nin alabileceği en büyük sayı olmalı. Burada B en fazla 4 alabiliyor tam sayı dediği için. A ise olabildiğince burada en küçük değer alınmalı ki hani burada negatif olduğu için e, bunu pozitife hem döndürebiliriz. Yani burada o zaman neyi alalım biz? Eksi 2'yi alalım. E, bakın yerine yazıyorum. 2 çarpı 4 eksi 3 çarpı eksi 2 ne oldu? 8 artı 6 oldu. Eksi 3 ile eksi 2'yi çarptığımda artı 6. Bu da ne yaptı? 14 yaptı. Doğru cevap Ceyhan'dır. Eksi 2 x bölü 3 büyük veya eşittir 4 eşitsizliğini sağlayan x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bir kere her iki tarafı 3 ile genişletiyorum böyle. O zaman 3'lerden kurtuldum. Eksi 2 x büyük veya eşittir 12 oluyor. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersem eğer ne oluyor? X küçük veya eşittir, eksi 6 oluyor. Her iki tarafı eksi 2 ile bölersek negatif sayıyla böldüğümüzde eşitsizlik yön değiştiriyordu. X'in alabileceği en büyük tam sayı değeri de X e, eksi 6'dan küçük veya eşit olduğunda sadece eksi 6'dır. Doğru cevap burada burs olmalıdır. Burada şunu yapabilirsiniz. Mesela e, eksi 6 olsun burası. Burayı dahil ediyorsunuz. Hatta onu farklı renkte yapayım. Dahil ediyorsunuz eksi 6'yı. Eksi 6'dan küçük taraf bu taraf. O yüzden yani en fazla eksi 6 olabilir diyoruz burada. Hani bu şekilde e, sayı doğrusuyla da gösterip. Acaba hani çünkü şıklar şey yani eksi 7 de var eksi 5 de var hocam. Ama burada şunu da anlayabilirsiniz. Mesela eksi 5 olmaz. Çünkü eksi 5 eksi 6'dan küçük mü mesele. Hani buna da bakabiliriz Belirli sayıda kalemliğe şekil 1'deki gibi üçer kalem konulduğunda bir kalemlik boş kalmaktadır. Kalemler toplanıp boş olan bu kalemliklere şekil 2'deki gibi dörder kalem konulduğunda ise iki kalemlik boş kalmaktadır. Şekil 2'deki toplam kalem sayısı şekil 1'deki toplam kalem sayısından fazla olduğuna göre kullanılan kalemlik sayısı en az kaçtır? Şimdi burada x tane kalem kutusu kullanılsın tamam mı yani kalem kutuları e, eşit sayıda e, x tane kalem kutusu kullanılsın o zaman burada ne olacak x eksi 2 tanesini kullanacağız tamam e, burada x eksi 1 tanesini kullanacağız kalem kutularının tamam burada x eksi 1 ile 3'ü çarpacağız x eksi 1 çarpı 3 diyeceğim burada x eksi 2 ile 4'ü çarpacağım x eksi 2 ile 4'ü çarpacağım ve burada şekil 2'deki kalem sayısı şekil 1'den fazla. O zaman şekil 1 de şekil 2'den küçük. Şimdi dağıtıyorum. 3x eksi 3 küçüktür. 4x eksi 8 diyorum. Eksi 8'i sol tarafa 3x'i sağ tarafa çekersem ne olur? Bakın yapalım hatta onu gösterelim şöyle. Hop hop. 8 eksi 3 küçüktür. 4x eksi 3x. Bu da şu anlama gelir. 8'den 3 çıktığında 5. 5 küçüktür x'ten. Şimdi en az dediği için e, burada kalemlik sayısı o zaman en az ne olması gerekir? 6 olması gerekir. Çünkü 5 x'ten küçük olduğuna göre en az 6'dır. Doğru cevap Ceyhan olmalıdır. Bir video dersinde burada sonuna geldik. Bir dahaki video derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal.